Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Temel kavramların ikinci videosuyla devam ediyoruz. İlk videomuzda sayı kümelerini, sayı çeşitlerini vermiştik. Biraz değerlendi, sorularında nelere dikkat edilir bunlar hakkında bahsetmiştik. Şimdi sayı çeşitlerimize devam ediyoruz. Tek ve çift sayılar. Çift sayı, 2 ile tam bölünebilen tam sayılara çift sayı denir. 0, 2, 4, 6, 8 ile biter bu sayılarımız. 2000, 1976, 0, eksi 874 gibi. Çift sayılar arkadaşlar genel gösterimi. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü lazım olduğunda kullanacağız. Her zaman değil ama 2n şeklinde gösterilir. Genel gösterimleri budur. Tek sayılara gelince 2 ile tam bölünemeyen sayılardır. Yani son basamağında 1, 3, 5, 7, 9 olan her tam sayı tek sayıdır. Eksi 5, eksi 3, 1999, eksi 80, 8765 birer tek sayıdır. Peki çiftleri 2n diye gösteriyorduk. Tekler 2n eksi 1 veya 2n artı 1 ile ifade edilir. Genelde 2n eksi 1'i tercih ederiz. Bu şu demektir. Yedinci tek sayıyı soruyorsa pozitif. Yedinci tek sayı 7 kere 2 14 eksi 1'den 15. Yedinci çift sayıyı soruyorsa 7 kere 2 14. Lazım olduğunda kullanacağız bunları. Bir kenarda dursun. Şimdi tek ve çift sayılarda dikkat etmemiz gereken işte toplamları, çarpımları var ama bunları ezberlemiyoruz arkadaşlar. Hiç gerek yok. Çünkü zaten tek artı tek, bir daha iki, çift. Ezberlememe gerek yok. Hızlıca düşünmen yeterli. Tek çarpı tek. 3 kere 3, 9. Tek. 3 kere 2, 6. Demek ki tek çarpı çift, çift. Şuna değinmek istiyorum. Birazdan da kullanacağız. Tek sayıların, dikkat edin, pozitif. Tek sayıların pozitif kuvvetleri tektir. Çift sayıların da pozitif kuvvetleri çifttir. Ne demek istiyor bu hocam? Şunu demek istiyor. Diyelim ki bir tek sayı alalım biz. 3. 3'ün pozitif kuvveti 9. Tektir. Değil mi? Çift sayı alalım. 2. 2'nin pozitif kuvveti herhangi bir değer verin. 2 üzeri 5. Nedir? 32. Nasıl bir sayı çıktı? Çift. Pozitifin üzerinde duruyorum çünkü birazdan kullanacağız. Negatif olursa ne olur hocam pozitifin üzerinde duruyorsun diyorsanız düşünün şimdi 3 üzeri eksi 2 olduğunu düşünün. Eksi kuvvetler bize taklattırıyordu hatırlarsanız 1 bölü 9 ne tektir ne de çifttir. 2'nin kuvvetini düşünün 2 üzeri eksi 3 1 bölü 8 ne tektir ne de çifttir. Peki pozitif dedik sıfırda ne var arkadaşlar? Diyelim ki tekler de çok önemli değil ama çiftler de 2 üzeri sıfır ne geliyor bakın arkadaşlar? 1 geliyor çünkü her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir ve bu da nedir? Tektir. O zaman pozitiflerde biz kesin tekin kuvveti tek, çiftin kuvveti çifttir diyoruz. Ama negatiflerde taklattığımız için ne yapıyor? Ne tek ne çift oluyor? Çift sayıların sıfırıncı kuvveti de 1 olduğu için bir istisnadır, tek oluyor. Ve burada A, B, C tam sayılar olmak üzere not demişiz. Eğer bir çarpma işleminin sonucu tek ise, burada 3 tane seçmişim, hepsi tektir. Burada 10 tane de olsa onu da tek olmak zorunda. Çünkü çarpmanın sonucu tek. Eğer çarpmanın sonucu çift ise en az biri çift olmak zorunda. En az biri çift olmak zorunda. Mesela 3, 3, 3, 3 dediniz. Şuraya geldi bir 2. Bunun çarpımı nedir arkadaşlar? Çifttir. Bir tane 2 yeterli. Birden fazla da çift olabilir ama bir tane çift yeterli. Ama tek olması için hepsinin tek olması gerekiyor. Birazdan kullanacağız. Sorularımıza bakalım şimdi. A bir tam sayıdır. Ne demiştik ilk dersimizde? Biz bunlara dikkat ediyoruz demiştik. Bir ilk cümleye, bir de cümlenin sonuna. A bir tam sayıdır. Yani bir aman dikkat diyor. Tam sayı dediğine göre pozitifleri de verebilirsin, sıfırı da verebilirsin, eksi bir, eksi ikiyi de verebilirsin. Buna göre yani negatifleri de verebilirsin.
aşağıdakilerden hangisi? Kesinlikle diyor. Demek ki dikkat etmen lazım. Kesinlikle dediğine göre. Basit değerlerle görebilirsiniz zaten arkadaşlar. Bir tam sayı. Mesela 2 verelim biz. 2 bölü 2 ne geldi burası? 1 mi geldi? Tek oldu mu? Oldu. Kesinlikle diyordu. Demek ki her zaman çift değil. Ben bir tane buldum. Matematikte istisnalar kaideyi bozar arkadaşlar. Bir tane bulmanız kesinlikle her zaman gibi sorularda onu bozmaz ya yeter. Şimdi bu gitti. A üzeri A. Az önce ne dedim? Negatif kuvvetlerde aman dikkat. Şimdi burada yanında çarpı 2 olmasa beni ilgilendirmiyor. Tam sayı diyor ya. Negatif kuvvet olabilir bu. Ben buna negatif bir değer verirsem takla atacağı için mesela ne olur? Hadi eksi 2 verdik. Eksi 2 üzeri 2 bir tanesini verelim. Taklamızı attırdık biz buna 1 bölü 4 oldu. 2 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 oldu. Ne tek ne de çifttir. Gitti mi? Gitti. Dolayısıyla bu da aynı şekildedir. Mesela eksi 2 verdik, takla attı. Ne tek ne çifttir. Pozitif dese işim kolay ama burada negatif de girebilir işin içine. Bu da gitti. Sonra buna bakalım arkadaşlar. A kare artı A diyor. Burada size şöyle de bir şey söyleyelim. Şıkları elerken işinize yarar. Bakın A kare artı A demek A parantezinde A artı 1 demek. Ardışık mı bunlar? Ardışık. Ne gibi? Biri A, biri A artı 1. Bir fazlası. 2'ye 3 gibi. 5'e 6 gibi. 19'a 20 gibi. Bunların biri tek biri çift olduğuna göre çarpımları ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. Ardışık sayıların çarpımı her zaman için arkadaşlar iki tane ardışık sayının çarpımı çifttir diyoruz. Böyle bir ifade A kare artı A ya da A çarpı A artı 1 gibi bir ifade gördüğünüzde kesinlikle çifttir. Şıkları elerken de kullanabilirsiniz. E'ye de bakalım. Kalmasın orada. Bulduk cevabı ama A çarpı A artı 2 diyor. Bu bunun iki fazlası. Mesela değerlerin dedik ya bir tane bile yeter. 1 verdik 3. 1 çarpı 3, 3. Ne bulduk? Tek. Hocam ben buna 2 verirsem 2 çarpı 4'ten 8 bulurum. O zaman da çift. Kesinlikle dediği için bazen tek, bazen çift olur. Bu da her zaman doğru değildir. Evet, böyle soru çıktı arkadaşlar sıradaki soru gibi. X, Y, Z çift sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Yine bu tarz sorularda vereceğiniz basit değerlerle şıkları eleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok da zorlamanın anlamı yok. X, Y, Z çift sayılar. Ver gitsin 2, 2, 2. Küçük değerler verin. Buna siz 2020 de verseniz bulursunuz. Ama biz küçük değerler veriyoruz. Hangisi daima çifttir diye soruyor. Bakalım 2, 2 verdik. 2, 4, 4 bölü 2, 2. Eksi 2, 0. Sağladı ama her zaman diyordu. Bir dikkat edelim. Mesela 2'ye 4 versem, 2 versem 6 bölü 2, 3. Eksi 2'den ne geldi? 1 geldi. Gitti mi? Gitti. Buna bakalım. 2, 2, 2 vermiştik. 8 bölü 8'den 1 geldi. Tek geldi mi yani? Gitti. Buna bakalım. 2, 2, 2, 6 bölü 2'den 3 geldi. Tek geldi mi? Gitti. Ve bu D denemenize bile gerek yok. A ile D dikkat ederseniz yer değiştirmiş. Aynı sayılarla aynı işlemleri yapmışız. Bu da gitti. X, Y, Z bölü 4'ü soruyor. Bakalım 2, 2, 2 bölü 4. Ne geldi? 2 geldi. Ne verirseniz verin sağlar arkadaşlar. Zaten diğerini elemiştik. Mesela bu 2'nin hangi katı olursa olsun bakın. 2'nin K katı olsun. O diğeri 2'nin M katı olsun. Z de 2'nin A katı olsun. Bölü 4 diyor. Şunlar gittiği için burada 2 çarpı K çarpı M çarpı A kalıyor. İkna olmayanlar için veriyorum. Bu K, M, A ne olursa olsun yanında çarpı 2 olduğu için daima nedir diyoruz? Çifttir diyoruz.
Sıradaki sorumuza geçelim. Evet, bu da güzel bir örnek arkadaşlar. Soruyu gördüğü zaman öğrencimiz, hocam ben nereden bulacağım 17 üzeri 19'u nasıl hesaplayacağım? 5 üzeri 9 var, 9 üzeri 5 var, 19 üzeri 17. Tabii ki bunların hiçbir önemi yok. Az önce hani şurada dedik ya, tek sayıların bütün pozitif kuvvetleri tektir. Yazalım tekrar, tek sayıların bütün pozitif kuvvetleri yine tektir. Çift sayıların pozitif kuvvetleri yine çifttir. O zaman kuvvetlerin, pozitif kuvvetlerin hiçbir önemi yoktur bizim için. Yok hükmünde görmüyorsunuz. Kuvvetleri görmüyoruz arkadaşlar. Görmüyoruz. Evet, bakalım alt üstleri görmüyorum. Sadece aşağı tabanlara bakıyorum. 5 kere 6, 30. Çift. 5 eksi 16, eksi 11. Ne geldi bakın? Tek. 7, 5, 12. Ne geldi? Çift. 5 kere 9, 45. Bir çifti 44. Ne geldi? Çift. 17 artı 19. Topla 36. Ne geldi? Çift. Zaten cevabı bulmuştuk. Bursa. Demek ki pozitif kuvvetlerin bir önemi yok. Sayıların tek ya da çift olduğunu incelerken. Evet. Sıradaki sorularımız da kalıp arkadaşlar. Bunlar soru bankalarının olmazsa olmazı. Hani yeni nesil eski nesil deniyor ya. Bu soruları biz patlattıra attıra yeni nesil olarak soruyoruz. Oyun halinde soruyoruz ama aynı kalıpları soruyoruz. Temel kavramlarda da bütün kalıplar önemlidir. Her an hepsinden çıkabilir. Ne tam sayılar diyor sıradaki örneğimizde. 3n artı 1 tekmiş. Şöyle yazıyoruz. 3n artı 1 tekmiş. 5n eksi 2 çiftmiş. Şimdi diyorum ki tek olduğuna göre bana n ve m'nin karakteri lazım. Yani tek mi, çift mi? Ona göre aşağıdaki şıkları ne yapacağım? Yorumlayacağım. Ve kesinlikle ne diyor? Doğrudur diyor. Bir de neye dikkat ediyorduk? Tam sayı diyor. Tam sayı diyorsa negatiflere de dikkat ediyor muyduk? Ediyorduk. Değil mi? Şimdi tek olması için bakıyorum. N yerine ben 2 versem mesela 2 kere 3, 6, bir daha tek. Sağladı mı? Sağladı. N'i bulduk arkadaşlar. 2 verdiğimizde sağladı ya, çift. 1 versen sağlamayacak. 5'ten eksi 2 çiftmiş. Bir de buna bakalım. Diyelim ki 1 verdik. 5'ten 2 çıktı 3. Sağlamadı. 2 verelim yine. 2 kere 5, 10. Eksi 2, 8. Çift. Ha, N de çiftmiş. Bulduk biz bunları. Bakalım şimdi. Çift diyor. 2, 2 gibi düşünün. 2, 2 daha 4. Tek değil, çifttir. Bitti. Buna bakalım. 2 kere 2, 4. 2 daha 6, çift bulduk. Gitti. Az önce dedim ki kuvvet varsa dikkat dedim. Tam sayı diyor ya. Şu negatif kuvvetlerde neydi? Tek ya da çift olmuyordu. Taklatıyorduk çünkü. Daima diyor ya, diyelim ki N'ye 2 verdik. C şıkkını tekrar hatırlatıyorum. M'ye de eksi 4 verdik. 2 üzeri eksi 4. Attım taklamı 1 bölü 16. Ne oldu? Ne tek ne çift. Bir tanesi yeterli. Zaten diğeri de bunun aynısı. Bu soruyu çözen öğrencilerin çoğu, hocam 3 tane doğru cevap var, bu soruda hata var diye çok getiriyor. 2n eksi m çifttir. Zaten hepsi gitti. E kaldı. Atlamayın yine de. Ya soru yanlışsa kontrolümüzü yapalım. 2n zaten 2 verdik. 2 verdik. 4 eksi 2'den çift bulduk. Ne olursa olsun. Şu zaten çift. M de çift. Çift eksi çift. Çifttir. Cevabımız edinme. Evet arkadaşlar. Sıradaki soruyla devam edelim. 4n artı 7, 6n eksi 11 ardışık tek sayılar olduğuna göre n'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi dikkat edelim bakalım. Burada ne diyor arkadaşlar? Ardışık iki tek sayı diyor. Düşünüyorum ardışık iki tek sayı nasıldır? 1, 3, 5 gibi veya 17, 19 gibi vesaire. Bakıyorum
Bunlar arasındaki bağıntı ne? 2-2 mi artıyor hepsi? Ne olursa olsun. İkişer artıyor. Demek ki bunlar ikişer artarak ya da azalarak gidecek. Hangisinin küçük olduğunu söylemiş mi? Söylememiş. O zaman diyorum ki eğer 4n artı 7 büyük olansa bunun 2 eksi 6n eksi 11'dir. Yok, büyük olan bu değil de küçük olan buysa bilmediğimiz için 4n artı 7'nin 2 fazlası 6n eksi 11'dir. Bir tanesini oynuyorum, diğerini karıştırmıyorum. Küçük mü, büyük mü? Buradan şimdi bakalım. 4n artı 5, 6n eksi 11 oldu mu? Buradan eksi 11'i karşıya attık. 16 eşittir 2n, n eşittir 8. Burada ne geldi? 4n artı 9, 6n eksi 11 oldu mu? Eksi 11'i karşıya attık. 20 eşittir 2n, n eşittir. Ne geldi? 10 geldi. Karşımıza çok çıkardı bu kalıpta, soru bankalarında. 10, 8 daha toplamlarını soruyor bana. 18 diyoruz. Sıradaki sorumuzda ardışık 3 tek sayının toplamı 123 olduğuna göre diyor. En küçüğü kaçtır? Şimdi az önceki kalıbı kullanacağım yine. Ardışık 3 tek sayı diyor. Ama bu sefer bilmiyorum ne olduğunu. Ben diyorum ki mesela x olsa az önce dedik ki tek sayılar kaçar kaçar artıyor. İkişer ikişer artıyor. Demek ki bir sonraki x artı 2. Bir sonraki bunun 2 fazlası x artı 4. Toplayalım bakalım ne geliyor. 1x, 2x, 3x artı 6, 123. Buradan 3x eşittir. 123'ten 6'yı çıkardık. 117. Bölelim 117'mizi 3'e. Evet, kaç defa var? 11'de 3. 3 kere var. 39. X'ini bulduk, 39. Geri dönüyorum. Neyi soruyor? En küçüğünü soruyor. Zaten ben de en küçüğünü bulmuştum. X, x artı 2, x artı 4. En küçüğü 39 olarak işaretliyorum. En büyüğü deseydi x artı 4'ten bulurdu. Şimdi bunların bir de ikinci yolu var. Aslında ardışık sayılarda üzerinde duracağız ama burada da verip geçeyim ben bir. Mesela burada 3 tane değil de 30 tane olsaydı ne yapacaktı? Hocam 30'unu da mı yazacaktım gibi soru gelebilir. O yüzden ikinci yolu vereyim. Birazdan ardışık sayılarda toplamları hesaplarken tekrar değineceğiz. Şimdi burada 3 tane diyor ya arkadaşlar. Yol şu. 3 tane diyor. Toplamları kaç? 123. Hemen 123'ü 3'e bölüyorum. Ne buluyorum? 40, 20 buluyorum. Bakın 3 tane olduğu için göstermesi de kolay. Bu işte ortanca sayıdır arkadaşlar. Ortanca sayıdır. Yani şu ortadaki sayı 41'dir. Küçük dediği için 2 eksi, ikişer artıyor ya çünkü bunlar. 39, büyüğü sorsaydı 2 fazlası 43. Cevabım yine bakın ne geldi? 39 geldi. Dediğim gibi ardışık sayılarda bunlardan çözeceğiz. Hemen alttakine bir bakalım. Sola sola geçelim. Benzer kalıp. Yine diyor ki burada bakın. 7'nin katı olan ardışık 4 çift tam sayı. Burada hem 7'nin katı diyor. Yetmiyor bir de çift olsun diyor. Ya düşünüyorum şimdi. Mesela 14. 21'i alamıyorum. 28. 35'i alamıyorum. 42 diye gidiyor. Değil mi? Bu şekilde. Bir bakıyorum arkadaşlar, kaçar kaçar artıyor bu sefer. 14'er 14'er artıyor. 4 çift tam sayı diyor ya, az önceki gibi düşünün. X, bir sonraki x artı 14, bir sonraki x artı 28, bir sonraki de demek ki x artı 42. Bunları diyor topla 196. Topladım 4x artı 28, 30, 70, 84 eşittir 196. 4x artı 84 196 imiş
4x eşittir 196'dan 84'ü çıkarırsak 112. X eşittir buradan ne gelir arkadaşlar? 28. Dönüyorum, yine bana en küçüğünü sormuş. Cevabım 28. Soldaki sorumuza bakalım. Son yıllarda bu tarz sorular geldi arkadaşlar. Yorum sorusu bunlar. A çarpı B artı 5 bölü C eşittir 8. Böyle bırakmayın, yorumunuz zor olur. Hemen bir içler dışlar çarpımı yapalım. A çarpı B artı 5 eşittir 8C. Şimdi yorum yapacağız. Değer vererek olur. Özellikleri kullanarak olur. Yorum yapacağız. Kesinlikle doğru diyor. Şimdi C'yi 8 ile çarpmışız. C ne olursa olsun 8 ile çarptığıma göre burası kesinlikle çift mi? 5 tek, A çarpı B ile toplamışım, çift olmuş. Bakıyorum, diyorum ki 1, 1 daha 2 çift. Burası tek ya. Demek ki şu A çarpı B'nin de ne olması gerekiyor? Tek olması gerekiyor. A çarpı B tek. Konunun girişinde demiştim, bir çarpma işleminin sonucu tekse bütün çarpanlar kesinlikle tek olmak zorunda. A da B de tek olmak zorunda arkadaşlar. Doğru cevabımız Deniz. Bakın, öğrencinin en sevmediklerinden cinsinden diyor. Cinsinden değeri nedir? Ne cinsinden değeri nedir diye soruyoruz. Bakalım, aslında az öncekinin aynısı. Ardışık 4 çift sayının toplamı ne ise diyor. Şimdi ne dedik? Çift sayılar ikişer artar dedik. X, x artı 2, x artı 4, x artı 6 oldu bu sefer. Çünkü 4 tane çift sayı. Topluyorum. Toplarsam ne geliyor? 4x artı 12. Bu toplam kimmiş? M'ymiş. 4x artı 12 eşittir M'ymiş. Bana neyi soruyor? En büyüğünün M cinsinden değeri. En büyüğü x artı 6. M cinsinden dediğine göre x'ten kurtul demek istiyor arkadaşlar. X dedin, y dedin, a dedin fark etmez. Bundan ne yapacaksın? Kurtulacaksın. Kurtulalım o zaman, yalnız bırakalım. 4x eşittir m eksi 12. Böldük 4'e. X eşittir m eksi 12 bölü 4. En büyüğünü soruyordu. X artı 6. Yapıştır yerine. M eksi 12 bölü 4 artı 6. 4 ile payda eşitliyorum. M eksi 12 artı 24 bölü 4. Cevabımı da buluyorum. M artı 12 bölü 4 Ceyhan diyorum. Kurtulduk X'ten. M kaldı sadece. Evet. Bunlar da öğrencinin en sevdiği. Biz en sevmediği, bir de en sevdiği. Yapıştır değeri gitsin. Ardışık tek sayılar diyor. Kaç verirseniz verin aynı cevap çıkar. Seçin ardışık tek sayı. Ben diyeyim 1, 3, 5, 7, sen de 11, 13, 15, 17, hiç önemli değil. İstediğini ver. Küçük sayılarda işlem tabii ki daha kolay. Bakın 1'den 3 çıkacakmış. 1'den 3 çıktı, eksi 2 mi? B'den D diyor. 3'ten 7 çıktı, eksi 4 mü? D'den A'yı çıkart diyor. 7'den 1'i çıkarttık, artı 6. D'den C'yi çıkart diyor. 7'den 5 çıktı, 2. Sonra da topla bunları diyor. Eksi 2, eksi 4, eksi 6, artı 6 gitti. Cevabımız ne kaldı arkadaşlar? 2 kaldı. Şimdilik burada noktalayalım. Konuların tamamı bitince biraz da yeni nesil soru.